Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün soframda sizlere çok lezzetli, güzel bir İtalyan makarnası tarifim var. Ispanaklı, kremalı bir makarna hazırlayacağız. İtalyanların meşhur ıspanaklı soslarından biridir, kremalı soslarından biridir makarnalarda kullandıkları. Bazı takipçilerim zaman zaman yazdılar bana İtalyan makarnalarına daha ağırlık vermemi soslarına isteyenler oldu. Özellikle bunu birkaç kez isteyenler oldu. Sözümü yerine getirmiş olayım. Sizler için bugün hazırlamak istedim. Buraya görmüş olduğunuz gibi tencereye suyu koydum. İçerisine hemen biraz tuz ilave edeceğim. Daha sonra da içine makarnamı ekleyeceğim. Ben spagetti makarna yapacağım. Şöyle küçük bir parça, bu hemen hemen bir porsiyon diyebiliriz. Şöyle iki porsiyon oldu. O biraz fazla olmuştu. Şu şekilde üç porsiyon olmuş oldu şimdi. 3-4 kişiye yeter. Yenmesine bağlı tabii ki, porsiyonların büyüklüğüne bağlı biraz da. Şöyle kırmamaya özen göstererek, dikkatli bir şekilde çevirerek spagetti makarna kepçesiyle. Şimdi onu orta bir ateşte pişmeye bırakıyorum burada. Ara ara tabii ki karıştıracağım. Bu tarafa tavamı koydum görmüş olduğunuz gibi. Onun içerisinde de hemen sadece kapağını çıkarmamışım. Şöyle bir yemek kaşığı kadar zeytinyağında öncelikle ıspanakları şöyle bir kavuracağım. Çok hafif olması yeterli. Burada da şöyle bir kase ıspanağım var. Büyük olanları ortasından ikiye böldüm. Küçük olanları hiç ellemedim. Sap kısımlarını komple aldım. Tabii restoranlarda donmuş ıspanak kullanılıyor. Ama sizler de benim gibi taze ıspanakla yaparsanız bu şekilde çok hafif kavurmanız gerekiyor. Ve ıspanakları mümkün olduğunca kuru olması gerekiyor ıspanaklarında. Biraz az geldi gözüme. Biraz daha ekleyeceğim. Şöyle hemen bir avuç kadar daha ıspanak ilave ettim. Daha sonra üzerine ben light soya kreması kullanıyorum. Sizler tabii ki normal sıvı krema da kullanabilirsiniz. Ocağımızı da hemen kısalım bu aşamada. Kremayı kaynatmamalıyız çok fazla. Yüz mililitre kadar da yine yağı mümkün olduğunca azaltılmış. %7 sadece yağ oranına sahip light diyebilirim krema ekledim. Bu makarnayı az önce de gördüğünüz gibi tam buğday unundan yapılmış bir spagetti makarna kullanıyorum. Diyet yapanlar, sporcular yiyebilirler. Vejeteryanlar ve veganlar bile soya, az önce koyduğum soya kremasından kullanarak hazırlayabilirler bunu. Hemen içerisine, normalinde içine gorgonzola denilen, İtalyanların bir küflü peyniri vardır. O konulur. Ama ben evde şimdi küflü peynir olmadığı için çok az koyun peyniri koydum içerisine. Hemen küçük bir kibrit kutusundan birazcık daha büyük diyebileceğim bir parça. Onlar da zaten gorgonzolayı, yani küflü peyniri çok az koyarlar sadece lezzet vermesi için. Parmesan koyarlar bazen de, bazı bölgelerde de veya restoranlarda da değişkenlik gösterebiliyor. Biraz arzuya bağlı, yani damak zevkini, o anda ne varsa. Çok bir kuralı yok. Şu olmaz, bu olmaz diye bir şey yok. Çok az da sarımsak tozu koyacağım. Normal sarımsak koyarsanız da lütfen küçücük bir diş rendeleseniz yeterli. Sosum hazır bile. Şimdi içerisine makarnamı süzerek alacağım.
Biraz parmesan peyniri rendeliyoruz. Biraz makarnamızın suyundan ekliyoruz. Sadece yarım çay kaşığı, bir çay kaşığı kadar, çok fazla olmayacak şekilde karabiber ekledim. Biraz da şöyle tuz ilave edeceğim. Tabii ki tuzunu lütfen kontrol ettikten sonra ekleyin. Çünkü gorgonzola tuzlu, parmesan tuzlu, makarnanın suyu tuzlu. O sebeple dikkatli koyalım. 1-2 dakika suyunu çektirdikten sonra kısık ateşte servise hazırdır. Zaten 2-3 dakika pişirdim, gördüğünüz gibi suda haşladım. Çünkü böyle al dente denilen tarzda olması gerekiyor. Çok pişmemesi gerekiyor ki burada sosuyla beraber de tekrar pişeceği için 2-3 dakika kadar. O zaman tam kıvamına ulaşmış olacak makarnanız. Öbür türlü eğer çok haşlarsanız bir de burada sosu yiyince iyice makarnalar perişan olurlar. Evet, makarna hazır bile. Şöyle göstereyim sizlere. Şimdi tabaklara servis yapabiliriz artık. Üzerlerine biraz da parmesan peyniri rendeledikten sonra servis edebiliriz. Ispanaklı krema soslu spagetti makarnamız hazır, İtalyan makarnamız. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın.